Allah, estağfirullahel azim, el kerim ellezî la ilahe illâ hu, el hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. Elhamdülillahi rabbil âlemîn, ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti habibikel emin. Amma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah fe men kâne fî kalbihi Allah fe mu'inuhu fiddâreyni Allah. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ هُوَ الْحَقُّ الْمَلِكُ الْمُب۪ينَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ صَادِكُ الْوَعْدِ الْاَم۪ينَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, gün geçmiyor ki Müslümanları huzursuz eden, tedirgin eden, rahatsız eden hadiseler cereyan etmesin. Her gün bir başka hadise, her gün bir başka olay, her gün bir başka eylem, her gün bir başka tecavüz Müslümanları yürekten, derinden yaralıyor, paralıyor, parçalıyor. Geçen dersimizde devam ettiğimiz konuyu bu cumada devam ettireyim diye düşünmüşken meydana gelen bir hadise konunun değişikliğini, aynı konunun devam ettirme irademizi değiştirmiş oldu. Bazı olaylar var ki sureti zahirede, yani dış görünüş itibariyle basit görülebilir. Ama hiç de öyle değil. Üzerinde düşünülmeyen, üzerinde durulmayan ve basit görülen, ufak görülen, küçük görülen öyle hadiseler vardır ki çok şiddetli bir patlamanın habercisidir. Büyük felaketlerin habercisidir. Onun üzerinde çok durmak lazım. İşte geçen cuma devam ettiğimiz konuyu bu cumada devam ettirmek kararından bizi vazgeçiren mesele, hafta içerisinde gördüğünüz, duyduğunuz, takip ettiğiniz gibi Müslüman bir ailenin, hatta Müslümanların önde gelen bir cemaat liderinin, Müslüman bir cemaatin başında, bir Müslüman gazetenin başında Risale-i Nur külliyatını basan, yayan, satan bir hareketin başında bulunan bir Müslüman arkadaşımızın 17 yaşındaki kız çocuğunun aşırı eroin alarak intihar etmesi hadisesi konumuzun değiştirilmesine sebep oldu. Bu konuyu işlemek lazım. Aslında bu hadise basit bir hadise değil.
herhangi bir vaka, sıradan bir vaka değil. Bu hadisenin arkasından Türkiye'de yer yerinden oynaması lazımdı. Ama kimsenin kılı kıpırdamadı. Cemaat-i Müslim'in bütün hassasiyetini kaybetmiş. Adeta sanki o 17 yaşında eroinden ölen kız çocuğu uyuşturulmuş değil de sanki Müslüman cemaatimiz uyuşturulmuş gibidir. Uyuşturulmuşuz. Hassasiyetimiz yok. Heyecanımız yok. Tepkimiz yok. Etkimiz yok. Karşı koymamız yok. Sessizliğimiz var. Hissizliğimiz var. Kalpsizliğimiz var. Hiçbir hareketimiz yok. En ufak bir tepki gösterilmedi. Toplantı yapılmadı. En ufak bir hareket düzenlenmedi. En ufak bir çarpıcı bir harekette bulunulmadı ve normal bir vakaymış gibi, sıradan bir hadiseymiş gibi sessizliğe gömüldü, gitti. Kardeşler, Müslümanlar, müminler, düşünün, yıllardan beri Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin rahmetullahi aleyh, büyük İslam aliminin, büyük İslam velisinin, büyük İslam mücahidinin, büyük İslam müfessirinin, büyük İslam müceddidinin risalelerini matbaalarda basarak insanların, gençliğin, bahusus üniversite gençliğinin imanını kurtarmak için çırpınan bir neşriyatın, bir gazetenin başında bulunan Müslüman bir adamın kızı eroinden intihar ediyor, eroinden ölüyor. Bu basit bir hadise midir? Üzerinde durulmaması mı lazım? Üzerinde düşünmemek mi lazım? Üzerinde araştırmalar yapılmaması mı lazım? Sessiz mi geçiştirmek lazım? Ne oldu bu Müslümanlara? Bu Müslümanlar niçin böyle sessiz, tepkisiz, heyecansız oldu? Ne oldu bu Müslümanlara da uyuşturuldu, afyonlandı? Ne oldu bu Müslümanlar heyecanını kaybetti? Ne oldu bu Müslümanlara da iç dinamiklerini kaybetti, pörsüdü, bitti, tükendi, kaldı? Ne oldu bu Müslümanlara? İşte meseleyi bu açıdan ele alıp bugünkü dersimizde Müslümanların çocuklarının üzerinde duracağız. Sapan sapmış, kapan kapmış ama hiç olmasa bundan sonrasını düşünelim. Bundan sonrasının üzerinde duralım. Basit mazeretlere sığınmayalım. Basit sebeplerin arkasına saklanmayalım. Sorumluluğumuzu Allah katında çocuklarımızdan, ailemizden, yavrularımızdan, kızımızdan, oğlumuzdan nasıl sorumlu olduğumuzu, olacağımızı bilelim. Bu hadise öyle bir patlak vermiştir ki her Müslümanın oturup düşünmesi lazım. Yüzünü avuçlarının arasına alarak saatlerce düşünmesi lazım. Nedir bu hadise? Nedir bu uyuşturucu? Nedir bu eroin? Nedir bu kokain? Nedir bu afyon? Nedir bu rezalet? Nedir bu cinayet? Nasıl çocuklarımızı koruyabiliriz? Nasıl insanlarımızı koruyabiliriz, kollayabiliriz? Evvela bu meseleyi tartışan, İnceleyen, araştıran, düşünen Müslümanlar olması lazım. Müslümanlar düşünmeyecekse, Müslümanlar araştırmayacaksa, Müslümanlar bu hadisenin azabını ve ızdırabını çekmeyecekse, niçin Müslüman olmuştur? Yoksa Kur'an-ı Mübin, zaten bütün prensipleri, esasları bize açıklıyor.
okuduğum ayet-i kerimeyi mealen arz edeyim, meseleye daha geniş açıdan bakmaya devam edelim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey iman etmenin izzetine, lezzetine, şerefine ulaşanlar. Ya eyyühellezine amenu, ey iman etmenin izzet ve kemaline, iman etmenin enerjisine ulaşanlar. Müminler, dünyada en büyük enerji imandır. İmandan daha büyük enerji yoktur. İmandan daha büyük kuvvet yoktur. İmandan daha büyük yaptırım gücü yoktur. Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri bu hususta iman hem nurdur hem kuvvettir diyor. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam bütün dünyaya meydan okuyabilir. Hakiki imanı elde eden adam. Onun için Cenab-ı Hak en büyük mertebeden, en büyük enerjiden hitap ederek ya eyyühellezine amenu, ey imanın potansiyeline, ey imanın enerjisine, ey imanın gücüne, ey imanın şerefine, ey imanın izzetine, ey imanın lezzetine kavuşanlar. Aleyküm enfüseküm. Evvela siz kendinizi Allah'ın nizamına uydurun. Aleyküm enfüseküm. Herkesten evvel siz kendi kendinize bakın. Hafizu enfüseküm. Evvela siz kendinizi kollayın, koruyun. Evvela siz kendinizi Kur'an'a ve sünnete uydurun. Evvela siz kendinizi ve çocuklarınızı İslam'a uydurun. Aleyküm enfüseküm. Evvela herkesten önce, her şeyden önce, evvela siz, sizi sıkı tutun. Şu ayet-i kerimeye bakın Allah aşkına. Düşünün, 17 yaşında bir kız çocuğu eroinden intihar ediyor. Ve bu kızın babası büyük bir İslami cemaatin neşriyatın başında. Mübarek adam hiçbir gün kızını, oğlunu, çoluk çocuğunu başına toplayıp da gelin bakayım yavrularım diye bir içtima yapmadın. Nasıl bunu ihmal ettin? İşte bu bir örnektir. Bana öyle geliyor ki sizler de hepiniz, hepimiz hacısı da, hocası da, müftüsü de, mürşidi de, neşriyat-ı İslamiye'nin başındaki de, kitap yazan, kitap yayanlar da hepimiz aynı cürmü işliyoruz. Akşamları çocuklarımızı başımıza toplayıp onları müzakereye çekmiyoruz. Onları muhasebe altına almıyoruz. Onları muhafaza altına almıyoruz. Hepiniz suçlusunuz. Hepimiz sorumluyuz. Hepimiz günahkarız, mücrimiz, müflisiz. Hepimiz suçluyuz. Çocuklarınızla alakadar olmayacaksınız da neyle alakadar olacaksınız? Bunun cevabını vermemiz lazım vicdanımıza göre. Çocuklarınızla alakadar olmayacaktınız da niçin çocuk yaptınız? Niçin onların dünyaya gelmesine sebep oldunuz? Eroinin pençesine, barların, pavyonların cehennemine düşeceklerdi de sen niçin baba oldun, sen niçin ev reisi oldun, sen niçin bir hane halkının başına geçtin? Düşünün ki bu kızcağız eroinden ölmüş demiyorum, intihar etmiş. İntihardır bu. Yani bile bile damarına zehir veren insan ölmüş müdür siz söyleyin, intihar etmiş midir? İntihar bu. Ölümle ne alakası var?
kendisini öldürüyor. Kendisini katlediyor, kahrediyor. Üstelik soruyorlar, kızınızın bu hali nedir diye soruyorlar. Diyor ki benim hiç haberim yok diyor. Eroin kullandığından haberim yok diyor. Arkadaşlarından haberim yok diyor. Çevresinden haberim yok diyor. Böyle bir babanın Allah cezasını versin ki cezasını vermiştir. Araştırıyorsunuz meğer bu kızcağız 17 yaşında ya 17 yaşında damarlarındaki kan çalkalanıyor. Damarlarındaki kan dalgalanıyor. Onun için bu yaştaki gençlere ecdadımız ne söylemişti söyleyin? Delikanlı, delikanlı. Yani kanı deli olmuş, dalgalanıyor. Onu sen tutacaksın. Sen ona sahip olacaksın. Senin sahip olmadığın delikanlıya işte eroin mafyası, namussuz eroinciler hakim oluyor. Irz düşmanı eroinciler, vatan haini eroinciler, şerefsiz eroinciler. Müslümanların nesillerine yöneldiler. Müslüman dünyaya kapıldı gidiyor. Müslüman eşyaya kapıldı, maddeye kapıldı, araziye kapıldı, tapuya, senede, çeke, senede saplandı. Çocuklarını sokaklara bıraktılar. Müslüman nefsini ve neslini ihmal etmeye başladı. İşte eroin çetesi, eroin mafyası, memleketin ve milletin düşmanları şimdi Müslümanların çocuklarının peşine takıldılar. Ey Müslüman! Ya eyyühellezine amenu! Ey iman edenler! Ey Müslümanlar! Aleyküm enfüseküm! Siz size sahip olun diyor Cenab-ı Hak. Siz sizi muhafaza altına alın. Çoluk çocuğunuza sahip olun, hakim olun. Başka türlü baba olmanın şerefini bulamazsınız. Çocuklarına sahip olmayan baba şerefsizdir. Çocuklarına hakim olmayan baba izzetsizdir, kıymetsizdir. Hiçbir ciddiyeti yoktur. Ona küçük yaşından itibaren İslam'ı verecektiniz. İslam'ı eğitecektiniz, okutacaktınız, belletecektiniz. Efendiler, insan kadar eğitime muhtaç, insan kadar öğretime muhtaç hiçbir varlık yok kainatta. Her zaman söylüyoruz, tekrar edeyim. Hayvanların eğitime ihtiyacı yoktur. Hayvanlara ne lazımsa Allah onlara doğuştan onu toptan ve doğuştan veriyor. İnsan kendine lazım olan kabiliyetleri eğitimle ancak elde edebiliyor. Eğitim mecburiyeti var. İmam Gazali Hazretleri bunu şöyle misallendiriyor. Bir tavuğun altına, tavuk dediğimiz eti yenen hayvanın altına kuluçka döneminde tavuk yumurtasıyla beraber birkaç tane de ördek yumurtası koyunuz diyor. Tavuğun altına kuluçka için, civciv çıkarmak için tavuğun altına tavuk yumurtası ile beraber birkaç tane de ördek yumurtası bırakın. Kuluçka döneminden sonra tavuk yumurtasından tavuğun civcivi, ördek yumurtasından da ördek civcivi çıkar diyor. Öyle mi değil mi? Hemen fazla derin olmayan bir leğene su koyun getirin diyor Gazali. Su, bir leğenin içine su koyun getirin. Tavuğun civcivini suya koyun, yüzmeyi bilmez, hemen boğulur ölür. Ördek yavrusunu hemen o suyun içine koyun, otomatik olarak yüzmeye başlar diyor. Doğuştan yani. Allah ona doğuştan vermiş. Çünkü ördek yavrusunun civcivinin ayakları
parmak araları perdeli olarak yeryüzüne gelir, yüzmek için perdeli olması icap eder. Ama bir insanın iyi bir yüzgeç olması için en az 3 ay kurs görmesi lazım. Eğitim, eğitim, eğitim. Müslümanlar çocuklarını eğitemiyorlar. İşte buyurun, Risale-i Nur kitaplarının yayıcısının, insanların, gençlerin, üniversite muhitinin, çevresinin imanını kurtarayım derken kendi kızı eroin tekkesinde intihar ediyor. Bu ne rezalettir, bu ne cinayettir. Müslümanlar, kendimize gelmemiz lazım. Aleyküm enfüseküm, evvela kendinizi hizaya getirin. Başkasına nutuk çekmeyin. Başkasına hava atmayın. Başkasını kandırmayın. Evvela kendinizi hizaya, kendinizi nizama, kendinizi Kur'an'a, kendinizi İslam'a uydurun. Başkasına nutuk çekmenin bir manası yok. Kendin açıkken, kaçıkken, sapıkken başkasına nasihat etmenin manası yok. Aleyküm enfüseküm. Ya bu ayeti anlarız yahut sapıtırız. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ Eğitim vereceğiz çocuklarımıza. Bakın Müslümanlar, bir hususta daha yanlışımız var bizim. Öteden beri iman ettikten sonra amel etmek gelir diye biliyoruz. Diyelim ki bir insan iman etti. İman etmek ne demek? Hep beraber teberrüken bir kelime-i şehadet okuyalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Kelime-i tayyibesini, mübarek kelime, kelime-i şehadet. Bu mübarek kelimenin manasını tabii, manası var bunun. Manasını kalben tasdik edip dilimizle ikrar etmek deniyor iman etmeye. İman etmenin manası bu. Kelime-i şehadetin manasını, meramını, maksadını, gayesini, amacını, bu kelime-i şehadetle ne anlatılmak isteniyorsa o manayı kalben tasdik edip dilimizle de bu tasdikimizi ifade etmek, iman etmek bu. Hemen bundan sonra amel gelir diyoruz. Yanlış. İmandan sonra amel gelmez. İmandan sonra evvela ne gelir? İlim, ilim, ilim gelir. İlim olmadan amel edemezsiniz. İlim. İlim olmadan amel edilmez. Namaz kılmak için Kur'an'ı bilmek zorundasınız. Niye? Namazda Kur'an'ı okumak, yani kıraat, namazın farzlarından birisi mi değil mi? Kıraat bak, Kur'an okumak. Kur'an'ı okumasını bilmeyenin namazı olmaz. Namaz olmaz evvela, bırak başka bir şeyi. İlim olmadan amel olmaz, imandan sonra amel gelmez, imandan sonra ilim gelir. Farz-ı ayın ilimleri bilmeden amel edemezsiniz. Farz-ı ayın ilimleri bilmeden ibadet edemezsiniz, kulluk edemezsiniz. Geçen gün bir yerde oturuyoruz, kafasında 7 metre bir bez ile, hususi bir bez ile kafasına sarık sarmış bir kardeşimiz geldi. 7 metrelik beyaz bir hususi kumaştan sarık sarmış. Sırtında muazzam bir cübbe. Bacağında fevkalade temiz ve güzel bir şalvar. Ben tereddütsüz ulemadan bir Müslüman olarak
İlk anda teşhisimi koydum ki bu ulemadan bir insan, alim. Medreseden mezun, icazetli, Arapçası, tefsiri, hadisi, fıkı, mükemmel bir hoca olmalı dedim. Tanımıyorum. Sarıklı, cübbeli, şalvarlı, muazzam, heybetli, heyetli bir kardeşimiz. Oturdu, biraz konuşmaya başlayınca baktım ki ilimle alakası olmayan şeyler söylüyor. Ama iddialı, ama ısrarlı, ama aşırı. Canım sıkıldı, dedim ki kardeşim bırak bu konuşmaları da evvela şu ayetel kürsiyi tecvid üzere, tecvid üzerine ayetel kürsiyi bana okur musun okumaz mısın? Vallahi okuyamadı. Sardığı sarığa bakarsanız Osmanlı döneminin Allame-i Cihan'ı görünüyor. Olmaz böyle şey. Başına sarık sarıyorsan hakkını vereceksin. Halkı aldatmaya hakkın yok. Eğitim olmadan vallahi Müslüman olunmaz. Eğitim olmadan kelime-i şehadetin manası bilinmez. Eğitim olmadan namaz kılınmaz. Eğitim olmadan cennete gidilmez. Yine böyle çok sarıklı, heybetli bir kardeşime bir gün sordum. Allah'ın sıfatlarını say dedim. Vallahi sayamadı. Sıfatı zatiye, sıfatı sübutiye sayamadı, sayamadı. Böyle Müslüman olunmaz. Böyle tarikata girilmez, böyle tarikatçı olunmaz. İlimsiz tarikat olmaz. İlimsiz şeriat olmaz. İlimsiz Müslüman olunmaz. Bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı zaman Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ilk gelen ayet, siz söyleyin hangi ayetti? İkra bismi rabbikellezi halak. Seni yoktan yaratan Allah'ın adıyla oku, 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 oku. Hani okumak? Dünyanın en okumayan milleti Müslümanlar oldu şu anda dünya. Okuyan yok. Okuduğunu anlayan yok. Okumanın çilesini çeken yok. Herkes kolay yoldan bir meslek sahibi olmaya çalışıyor. İlmini, tekniğini, fennini, eğitimini yapmak isteyen yok. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. Ey müminler, ey imanın enerjisini yakalayanlar. İman en büyük enerjidir. Onu yakalamış değilsek bizim tepemizde çok belalar, çok musibetler dolaşır. Aleyküm enfüseküm. Evvela kendinizi, nefsinizi, neslinizi, ailenizi, hanımınızı, eşinizi, kızınızı, oğlunuzu İslami, Rabbani, Rahmani eğitim altına, denetim altına alınız. Başka çareniz yoktur. İşte en büyük İslami neşriyatı yapan bir şirketin, neşriyatın, gazetenin başında bulunan bir Müslümanın kızını götürürler, kervan barda içirirler, uyuştururlar, en son intihar ettirirler. Bu bir ibret değil midir, dehşet değil midir, vahşet değil midir, rezalet değil midir? Bunları anlatınca, konuşunca, söyleyince Müslüman kardeşlerimiz hemen karşımıza bir mazeretle çıkıyorlar. Hocam ne yapalım diyor, sözümüzü dinlemiyorlar çocuklar. Sözümüzü dinlemiyorlar tabiri var. Bizi dinlemiyorlar diyoruz. Bizi kabul etmiyorlar. Bizi dinlemiyorlar, bizi saymıyorlar. Bizim dediğimizi yapmıyorlar. Efendiler, vallahi bu sözler sizi kurtarmayacaktır. Bu türlü mazeretlere sığınanlar selamete eremeyeceklerdir. Mümkün değildir. Allah-u Teala insanlara akıl vermiş,
akıl da kafi gelmemiş insanlara kılavuz olsun diye Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemi göndermiş. Onun örnekleri var, numuneleri var, hadisleri var, beyanları var, açıklamaları var, izahları var. Onun örnekleri var, numuneleri var, hadisleri var, beyanları var, açıklamaları var, izahları var, sistemi var. Her şey meydanda. Kimse cehaletin özrüne sığınamaz. Ben bilmiyordum, yapamadım, alamadım, edemedim demek mümkün değildir. Dünyevi meselelerde böyle bir mazereti kimse kabul etmiyor. Düşündüm, şu misali buldum. Bu gibi mazeretlere sığınan Müslümanları, efendim bizi dinlemiyorlar, bizi anlamıyorlar, bizi kabul etmiyorlar. Zamanın gençleri babayı, dedeyi dinlemiyor. Hayır, bunlar mazeret değil. Sen tedbirde kusur ettin. Vaktinde, zamanında, saatinde, sırasında yapmadın. Vakit geçti, kervan geçti, iş bitti. Ondan sonra tabii dinlemez, tabii anlamaz, tabii kabul etmez. Her şeyin vakti var, saati var, zamanı var, sırası var, fırsatı var, kudreti var, ruhsatı var. Geç kalmayacaksın. Tedavide geç kalmayacaksın. Hastalığı vaktinde teşhis ettireceksin, tedavi ettireceksin. Vakti geçtikten sonra kanserin tedavisi yoktur. Şöyle bir misal buldum. Diyoruz ki, günlük meselelerimizde, dünyevi meselelerimizde, günlük meselelerimizde tedbir almanın bütün yollarını buluyoruz, biliyoruz. Ne gibi? Arz edeyim. Şu günler gibi hani sıcak zamanlarda, bakın havalar sıcak, gerçi gittikçe düşüyor ama yine sıcak, rutubet var, hava sıcak, Temmuz'da daha çok sıcaktı, Ağustos hakeza, sıcak zamanlarda ne yapıyoruz? Çok sıcak olan zamanlarda içinizde hiç kimse gidip de bir kasaptan yarım kilo kuşbaşı, yarım kilo kıyma aldıktan sonra yahut bir marketten, bakkaldan süt aldıktan sonra, yağ aldıktan sonra, yoğurt aldıktan sonra aldıklarını getirip evin bir kenarına, evin bir tarafına atamaz. Rastgele bir yere atamazsınız. Niçin mi? Hemen bozulur. Ekşir, kokar, bozulur, kurt düşer, yenmez olur, israf olur, mahvolur. Kardeşler, müminler, kendimizi aldatmayalım. Bakın Müslümanlar kendilerini aldatıyorlar. Allah diyor ki kendinizi aldatmayın. Aleyküm enfüseküm, kendinizi ıslah edin. Kendinizi muhafaza edin. Kendinize dikkat edin. Mazeretlere sığınmayın. Cehalete sığınmayın. Bilmiyordum demeyin. İşi sıkı tutun. Nefsinizi, neslinizi, ailenizi sıkı tutun. Zaman bozuk zamandır. Gün kötü gündür. Fesat kol geziyor. Fuhuş kol geziyor. Dün değil evvelsi gün bir halk otobüsüne bindim, bir yere gittim, Üsküdar'a kadar gittim. Vallahi boş bulduğum koltuğa oturdum. Hemen karşı koltukta genç bir kız çocuğu, anne olacak yaşta bir kız çocuğu, öyle soyunmuş, öyle çıplak hale gelmiş ki bir an düşündüm. Bundan 100 sene evvel bu kızı, bu kadını silah tehdidiyle bu kadar soyamazdınız. Silah zoruyla bu kız çocuğunu bu kadar soyamazdınız. Yatak odasında hiçbir kadın böyle gezemezdi. Ama bugün kendisi soyunmuş. Maraş'ta sütçü imamın silah kullanmak zorunda olduğu hadiseyi hatırladım. Maraş'ta biliyorsunuz Fransız askerleri, zalim, kafir, katil Fransızlar. Çeşme başında su dolduran 3 Müslüman kadınının eteklerini kaldırıp avret yerlerini açığa koymak isterken kadınlar bağırmış. Ne tevafuk. O anda da oradan camiye
cuma namazını kıldırmaya giden sütçü imam geçiyormuş. Bu kadınların feryadına, figanına, felaketine kulak veren sütçü imam çeşme başına gidiyor ki Müslüman kadınların avret yerini görmek için eteğini kaldırmaya çalışan Fransız askerleri var. Cebinde, belindeki tabancayı çıkarıp dördünü de köpek leşi gibi yere sererek camiye gitmiyor mu sütçü imam? Öyle bir milletten böyle bir millet çıkar mıydı? Çıktı işte. Bir an düşündüm. Bu kız çocuğu, bu kadın bundan 100 sene evvel, 70 sene evvel, 80 sene evvel vallahi silah tehdidiyle bu kadar soyamazdınız. Soyun ulan! Seni öldüreceğim deseniz vallahi soyunmazdı. Şimdi kendi isteğiyle soyunuyor. Çırçıplak. Kötü gündeyiz. Kötü zamandasınız. Başıboş olamazsınız Müslümanlar. Çocuklarınızı rastgele ortaya salamazsınız. Nasıl ki bu sıcak zamanlarda kasaptan aldığınız eti, marketten aldığınız sütü rastgele ortaya atamıyorsunuz. Kokuyor, bozuluyor, çürüyor, ekşiyor. Ne yapıyorsunuz? 50 milyon, 60 milyon verip buzdolabı alıyor musunuz, almıyor musunuz? Herkes bunu almayı biliyor, tedbir almayı biliyor, çare bulmayı biliyor. Bozulmasın diye etiniz, bozulmasın diye sütünüz, milyonlarca para vererek buzdolabı alanlar, tedbir alanlar, çocuklarınız bozulmasın diye hangi tedbir aldınız? Söyleyin bana, kendinizi aldatıyorsunuz. Yarın Cenab-ı Hak mahşerde, mizanda, huzurunda, mahkeme-i kübrada, ey Müslüman geçinen adam, Kur'an'da ben ferman etmiştim. Ya eyyühellezine amenu, ku enfüseküm ve ehlikum nara. Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu ateşten, cehennemden koruyun diye ferman etmiştim. Ne tedbir aldınız dediği zaman ne cevap vereceksiniz? Ne cevap verecek hocalar? Ne cevap verecek müftüler? Ne cevap verecek İslam neşriyatçıları? Ne cevap verecek İslam kılavuzluklarında yapan insanlar? Hiçbir mazeretiniz kabul edilmeyecek. Zira dünyadayken yarım kilo sığır eti yahut bir şişe, birkaç litre süt bozulmasın diye milyonlarca yatırım yapıp buzdolabı almayı, tedbir almayı biliyordunuz da bu ciğerpare çocuklarınız, bu ciğerpare yavrularınız, bu kızınız, bu oğlunuz, bu kerimeniz bozulmasın, sapıtmasın, sapık olmasın, şerefsiz eroin çetelerinin eline düşmesin, barlara, pavyonlara düşmesin diye hangi tedbiri aldınız diye Allah teker teker hesap soracak size. Bunun aksini iddia edenin alnını karışlarım. Efendim devlet, hükümet, hepsi birer mesele. Müslümanların meselesi çok, davası çok, mevzusu çok, çok. Onların her biri birer mesele ama kimse mazeretini ortaya koyup da kenara çekilemez. Eğitim, denetim, öğretim, üretim, tüketim, bütün bunlara Müslümanlar hakim olacak. Eğitime hakim değilsiniz, zaten hiçbir şey hakim değilsiniz. Kardeşler, amenna, yönetimin çok önemi var, hükümetin çok önemi var, devletin çok önemi var. Bakın yüz binlerce insanımız gece kulüplerinde, pavyonlarda, barlarda, içkili yerlerde, rezalet yerlerde, Beyoğlu'nda, Taksim'de, nice pislik yerlerde çoluğumuz çocuğumuz heder oluyor, koskoca devlet ve hükümet seyrediyor, hiçbir tedbir almıyor. Bunlar da birer problem. Biz tabii onları da göz ardı etmiyoruz. Hatta daha beteri, misal olsun diye söyleyeyim.
Bakın vatandaşlar çocuklarını akın akın İmam Hatip okullarına götürüyorlar. İşin içindeyiz. Ben de yönetimdeyim, dernekteyim, cemaatin içindeyim. 150 tane çocuk alacaktı İmam Hatip Okulu, ismini vermeyeyim burada. 150 tane bu sene İmam Hatip Okulu'ndan bir tanesi İstanbul'da şu anda burada. 150 çocuk alacak okula. Kaç çocuk müracaat etti biliyor musunuz? 1700 veli çocuğunu almış gelmiş, ağlıyor ağlıyor. Benim bu çocuğumu alın bu okula diye ağlıyor. Biliyor çünkü öbür tarafa gidince eroin bulaşacak, pislik bulaşacak. Kur'ansız mektep olur mu? Sünnetsiz mektep olur mu? Muhammed Mustafa'sız mektep olur mu? Olursa işte böyle olur. Ama yapılmış, çatılmış, hazırlanmış 200 tane İmam Hatip Okulu binasını millet yapmış. Sıvasını, sınıfını, masasını, tebeşirini, tahtasını, her şeyini yapmış, yakıştırmış. Şu anda 213 tane yapılmış bina var. Milli Eğitim Bakanlığı vallahi aşmıyor, billahi aşmıyor. Bu da yönetimin hatası. Ya niçin aşmıyorsun? Her gün pavyon açılıyor. İçkili mekanlar açılıyor, bar açılıyor, pavyon açılıyor. Dilekçeyi verdiğiniz gün pavyon açabiliyorsunuz ama 60 milyon Müslüman İmam Hatip Okulu'nu açamıyor. Bu da yönetimin rezaleti. Dilekçeyi verdiğiniz dakika, efendim ben falan mahallede, falan sokakta bir gece kulübü yahut İçki satılan bir bar, pavyon açmak istiyorum. Gereken müsaadenin verilmesini arz ederim. Bir dilekçe veriyorsunuz, o gün pavyonu açabilir. Hemen müsaade ediliyor. Hemen ruhsat veriliyor. Hemen aferin, aferin. Çağdaş adam, aydın adam. Hemen müsaade. Ama millet parasını vermiş, çalışmış, çabalamış. Umraniye'ye falan mahalleye İmam Hatip Okulu açmak istiyorum. İstediğin kadar iste, açamıyorsun, ruhsat verilmiyor. Hey gidi Müslümanlar, hey! Vergi veren Müslüman, askere asker veren Müslüman, ama ezilen Müslüman, sürünen Müslüman, istediğini alamayan Müslüman, korkak Müslüman, pısırık Müslüman, ördek Müslüman, hakkını istemesini bilmeyen Müslüman. Vallahi kahroluyorum. Bir Kur'an'a bakıyorum, bir de yaşayan Müslümanlara bakıyorum. Kur'an'a göre bize Müslüman demek mümkün değil. Ne olacak bizim halimiz? Ne olacak bizim melalimiz, müşkülümüz? Ne olacak problemlerimiz? Ne olacak davalarımız? Ne olacak istikbalimiz? Bütün bunları düşünmenizi, ama hepsinden önce aleyküm enfüseküm, nefsinizi ve çoluk çocuğunuzu tutmanız lazım, sahip olmanız lazım, hakim olmanız lazım, her akşam yoklama yapmanız lazım. Hepiniz askerlik yaptınız, akşamları yoklama olur, istima olur, bölükler, takımlar, mangalar, timler, taburlar, hepsi yoklama yapar. Siz ey Müslümanlar, her akşam yoklama yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Mazeret sürmenin manası yok. Bahanelere sığınmayın, özürlere sığınmayın, yanlışlara sığınmayın. Tedbir alın, çare düşünün. Milletvekilleri eğer bu milletin vekiliyse sıkı tutun, yakalarından tutun. Çocuklarımız eroine, afyona, kokaine bulaşıyor. Kökünü kazıyın bunların. Tedbir alın, kanun koyun, İslam'a gelin diye. Hanginiz kaç tane milletvekilini ikaz ettiniz? Parlamentoyu salladınız. Ya eyyühellezine amenu ku enfüseküm ve ehliküm nara. Çocuklarınızı ateşten koruyun. Cehennemden koruyun.
eroinden koruyun, kokainden koruyun, zalimlerin şerrinden koruyun, pavyonlardan koruyun, gece kulüplerinden koruyun, alkolden koruyun, koruyun deyip durmuyor bu Kur'an-ı Kerim. Bir yanda Kur'an, bir yanda biz. Aklıma Ömer Hayyam geldi. Ömer Hayyam malum ünlü bir şair ama alkolik bir şair. İçki içe içe ölmüş adam. Ömer Hayyam. Bir sözü var, çok cali bir dikkat. Bir söz söylemiş. Tam günümüzün Müslümanlarını ifade ediyor sanki. Tam günümüzün Müslümanları. Öyle diyor. Bir elde kadeh, bir elde Kur'an. Kadeh demek malum içki bardağı. Bir elde kadeh, bir elde Kur'an. İşimiz bir helal, bir haram. Düzgün gidemiyoruz ki. İşimiz bir helal, bir haram. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafiriz, ne tam Müslüman. Ne kadar anlamlı söylemiş herif. Ne kadar manalı söylemiş. Efendiler, tam Müslüman olmanın tedbirini almak zorundayız. Eğitim kurumlarımızı, yönetimler, yönetim dediğimiz ülkenin yönetimini mutlaka Müslümanların hakim olması, sahip olması lazım. Yönetime Müslümanlar hakim olması lazım. Eğitime, yönetime, denetime, üretime, tüketime Müslümanların hakim olması lazım. Esas olan budur. Bakın ne hale geldiniz. En tabii gıda, en önemli, en tabii, en değerli gıda olan et dediğimiz et. Eti yenen hayvanların etleri. Bakın bugün ne hale geldi. 400 bin liraya çıkmış bir kilo et. Normal bir ortamda, normal şartlarda bunu her insan alıp yiyemiyor. Bakın şimdi. Yiyemiyor, 400 bin liraya et alıp yemek mümkün değil. Ücretliler için sınırlı imkanları olan, sınırlı geçim kaynakları sınırlı olan insanların alıp yemesi mümkün değil. Geçen gün bir kasapta oturuyorum. Şahitlerim de var. Belki onlardan bir ikisi camidedir şu anda. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Gelen giden yok. Bir çocuk geldi. Normal yani ortaokula giden bir çocuk geldi. Kimse yok yani hemen gelen dikkat çekiyor. Dedi ki kasap amca, biraz evvel dedi buradan 250 gram et almıştık. Misafir geldi diye annem et almaya göndermişti. Misafir dedi kalmadı, erken gitti. Şu anda misafirimiz gitmiştir, aldığım eti geri getirdim. Eti alıp parasını geri verir misin dedi vallahi. Bakın memleket bu hale gelmiştir. Biz toplumun içindeyiz. Masal anlatmıyorum, hikaye anlatmıyorum. Milletvekilleri milletin ızdırabını bilmiyor. Parlamenterler milletin azabını ve ızdırabını bilmiyorlar. Devlet eliyle zengin oluyorlar. Devletin eliyle zengin olan şerefsizdir. Devletin hazinesi milletindir. Milletin hazinesiyle zengin olanlar şerefsizdir. Yetimlerin, öksüzlerin, çaresizlerin, fakirlerin, memurların, işçilerin, alın terini yiyen hainler. Normal yerli eti alıp yemiyorsunuz. Hemen şimdi bir takım menfaatperestler, zalimler, ithalatçılar, hırhızlar hemen ortaya çıktılar. Efendim Avrupa'dan et ithal edelim. Öyle ya, yerli et yenmiyor, pahalı. Bir geliyor kemiksiz et, yarısı domuz eti. Onu nasıl Müslüman yiyecek? Nasıl kesildiği belli değil. Nasıl aldığı belli değil. Nasıl getirdiği belli değil. Domuz mu, sığır mı? Vallahi belli değil. Nasıl yiyeceksin?
Onun için diyorum ki, ülkenin yönetimine Müslümanlar hakim olması lazım. Ülkenin üretimine, ülkenin eğitimine Müslümanlar hakim olması lazım. İthalata Müslümanlar hakim olması lazım. İhracata Müslümanların hakim olması lazım. Bugün ithalatımızın ve ihracatımızın hemen tamamına vallahi Yahudiler hakim. Yahudiler hakim. Bilmiyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, nerede bu iman edenler? Nerede bu Müslümanlar? Nerede bu Müslüman insanlar? Aleyküm enfüseküm, siz kendinizi, nefsinizi, neslinizi, ailenizi, ala kaderil imkan, İslam'a, Kur'an'a, sünnete, Allah'ın yoluna, dinine, uydurmaya, bağlamaya çalışın. Evvela kendinizi kontrol altına alın. Başkalarına nutuk atmayın, başkalarına hava atmayın, başkalarına nasihat çekmeyin. Ele verir talkığını, kendi yutar salkımı olmayın, olmayın, mümkün değil. لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ دَلَّ اِذَّهْتَرَيْتُمْ Siz tam anlamıyla hidayete ulaşırsanız, İslam'ı yaşarsanız, İslam'a kendinizi uydurursanız, yönetime, eğitime, denetime, üretime, tüketime hakim olursanız la yadurrukum men dalle, sapıklar, kafirler, çarpıklar size asla zarar veremez, sizi zorlayamaz, size hakim olamaz, sizin üstünüze çıkamaz, size hiçbir zarar veremez. Ayet vaat ediyor. Allah kesin söylüyor. La yadurrukum, size zarar veremezler. Sizin kızınızı çekip 17 yaşında eroinle öldüremezler. Demek kusur sizde, eksik sizde, yanlış sizde, kötülük sizde. La yadurrukum men dalle izehtedeytüm. Siz kendinize sahip, hakim olduktan sonra, İslam'ı hayatınıza hakim kıldıktan sonra asla zalimler, kafirler size zarar veremez. Korkmayın diyor Cenab-ı Hak. Kesin vaat ediyor. Söz veriyor Cenab-ı Hak. Evet, bir misal olsun diye yine bir Fransız diplomatının bir tespitini size arz edeyim. Osmanlı döneminde Osmanlı topraklarında 16 sene diplomatlık yapan bir Fransız diplomatı, hani siyasi diplomasiyi çok iyi bilen insanlara ne diyorlar? Diplomat diyorlar. Efendiler, siyaset çok mühim meseledir. Siyaset adamlarının iyi yetişmesi, iyi yetiştirilmesi lazım. Hiç unutmuyorum, bizim bir hocamız vardı. Mehmet Zekai Konrapa, Allah gani gani rahmet eylesin, İslam tarihine gelirdi. Önce Peygamberimizin siyerini, tarihini anlatır, arkasından bütün İslam tarihini anlatırdı. Deryaydı, ayaklı kütüphaneydi, müthiş bir hocaydı. Şimdi bakıyorum, hoca diye bir şey yok. Bir gün dedi ki, çocuklar dedi, bakın dedi, bir doktor, toplumda doktora ihtiyaç var. Doktor mühim, hekim mühim, tabip mühim. Doktorsuz toplum olmaz, hekimsiz toplum olmaz, amenna. Hukukçu olmadan toplum olmaz, nerede toplum varsa orada hukukçu olacak, amenna. Hakim olacak, tabi. Ancak dedi, bakınız, bir hakim, bir toplumda bir hakim yanlış yaparsa, hata ederse, bir hukukçu hata etti. O hukukçunun hatasını sadece davalı olan, mahkemelik olan adam çeker. Öyle mi değil mi? İdam demişse bir kişi ölür. Yani hukukçunun, hakimin, avukatın hatasını dedi, bir veya birkaç kişi çeker. Asılır gider, hata.
Ama bir kişi öldü, iki kişi öldü. Bir doktor dedi hata ederse, bir hekim, bir tabip hata ederse, tedavi ettiği hasta ölür. Bir veya birkaç kişi. Doktor hata etti ya. İşte bir kişi öldü. Muayene ettiği, tedavi ettiği adamı öldürür. Hakim hata ederse, yargıladığı adamı öldürür. Ama bakın burayı unutmayalım. Bir siyaset adamı, bir devlet adamı hata ederse bir milletin tamamını öldürür dedi. Doğru mu yanlış mı? Ya siyaset deyip geçiyor musunuz? Siyaset adamının Allah'tan korkması lazım. Siyaset adamının Kur'an'ı bilmesi lazım. Siyaset adamının Allah'ın dostu olması lazım. Siyaset adamının Allah'a en yakın olması lazım. Müslümanlar aldatıyorlar bizi, alemi İslam'ı aldatıyorlar. Bakın Avrupa'ya yön veren papazlardır. Avrupa'da bütün hareketlerin başında şu anda Rusya'da, şu anda boşnakların kanını içen sırtların başında vallahi papazlar var, patrikler var. Ama sapık patrik, sapık papa, sapık. Çünkü yeryüzündeki bunca musibetin, bakın mesela 4 senedir Saraybosna'da çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, ormanlar yakılıyor, katliamlar yapılıyor. Bir gün bir papanın ve patrikin karşı çıktığını duydunuz mu, duymadınız mı? Zalim papa, namussuz papa karşı çıkmadı. Müslümanlar öldürülürken papasa çıkartmıyor. Bir Hristiyana dokun hemen papa ortaya çıkıyor. Zavallı Müslümanlar, zavallı Müslümanlar, ne olacak ya Rabbi? Kardeşler, bir Fransız diplomatının Osmanlı döneminde ve Osmanlı topraklarında 16 sene kalmış, gezmiş, tozmuş, yaşamış bir adamın bir tespiti var. Müslümanlara ait bir tespiti var, bir teşhisi var. Onu aktarayım, anlatayım dedim ama ezan-ı Muhammedi okunuyor. Vakit geçmiş olmasın diye Allah nasip ederse önümüzdeki cumaya bırakacağım. Bu konuyu biraz daha işleyeceğiz. Ve bu Fransız diplomatının, bende onun kitabı var. Hatıralarını, gördüklerini, duyduklarını yazmış Fransızca. Onu Türkçe'ye tercüme etmişler. Ben onu Cağaloğlu'dan satın almıştım. Kitap bende var. Müthiş bir tespiti var. Onu Allah nasip ederse önümüzdeki cuma arz edeyim. Çünkü vakit yetmeyecek. Ben de acele edeceğim. İş gürültüye gelecek. Hak Teala cümlemize medet ve inayet eylesin inşallah. Hak Teala bugün yeryüzünde en çok problemli, en çok sıkıntıları, sarsıntıları bulunan, en çok kanı akan, en çok dövülen, sürülen, vurulan, sürünen alemi İslam'a Rabbim imdad eylesin inşallah. Yeryüzünde şimdi bütün kahırlar Müslümanların, bütün katil, ölüm, katliam, her türlü ambargo, dehşet, vahşet, şiddet, hiddet Müslümanların üzerinde cereyan ediyor. Allah-u Teala Müslümanlara uyanmak, toplanmak, birleşmek, bütünleşmek nasip eylesin. Yeryüzündeki ehli küfre müşterek karşı koymayı nasip eylesin inşallah. Haftaya bu konuyu tekrar devam ettirmek, daha değişik misallerle, temsillerle, teşbihlerle, izahlarla, ayetlerle, hadislerle, sünnetlerle, mevzularla meseleyi açıklamak üzere Rabbim cümlemize sıhhat-u afiyet, tarik-i müstakimde de istikamet nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kardeşler, iki hususu arz edip keseyim. Ezan okundu, haberim var. Birincisi, çarşamba günü. Bu çarşamba günü İmez Sanayi Çarşımızda Kızılay Sağlık Merkezi'nde, çarşı içindeki sağlık merkezinde sağlık problemleri için hastalanan, ameliyata giden, yaralanan, savaşta, çatışmada, hastahanelerde çeşit çeşit sıkıntılara düşen, ameliyat masalarında inim inim inleyen hastalara verilmek üzere taze kan almaya gelecekler. Sitemizden kan istemeye,
kan bağışlamaya gelecekler çarşamba günü. Bu konuda hiç sakınmayın, çekinmeyin. Rahat rahat kanınızı verin. Mutlaka bir ihtiyaç sahibine ulaşacak ve siz de o insanın hayata kavuşmasından hasıl olan sevaba inşallah nail olacaksınız. Allah